Herkese iyi günler arkadaşlar. Uzun zamandır aşağıdaki kümesi videoya çekmiyorduk. Bu şekilde yukarıdaki kümesi çektik. Şimdi aşağıdaki kümese geçtik. Aşağıdaki kümese geçtik ama şu an bu şila tehlikeli birazcık. Güvercinleri ısırır mı ısırmaz mı bilmiyorum. Çünkü bayağıdır buradaki aşağıdaki güvercinleri kolay kolay açmıyoruz. Yemini suyunu veriyoruz falan. Arada çıkartıyoruz. Çok kısa bir hava verip ondan sonra gene içeri atıyoruz. Şu an kuşları kanatlarının hepsini batladık. Bir tanesi aradan kaçtı tabii böyle. Firar etti. Ama diğerlerinin kanadını batladık. Şimdi size o kuşları göstereceğiz. Bir de iki tane Diyarbakır'dan yavru kuş hediye geldi bize amcamdan. Şila tehlikeli, basana şilaya. Burada hazırda bekliyor sanki kuşu yiyecekmiş gibi. Kuşları bu şekilde göstereyim ama kuşları bize böyle yavaştan göster. İşte arkadaşlar seyip gibiler. Bayağıdır ellem yok arkadaşlar kuşlara. Çünkü çok ülkeler bu bayağı. Bir çifti göster yakından böyle Diyarbakır'dan gelenlere. İşte şunlar var ya şunlar. İkizler. Şunlar. İkizler arkadaşlar. Arkadaşlar ikisi hastaydı geldiğinde. Aynı anadan doğma, büyüme yavrular. Şila da burada tehlikeli duruyor. Şila çık buradan kızım. Şila çık. Çık terbiyesiz. Daha söz dinlendi. He. Yoksa genelde laf dinlemiyor arkadaşlar. Bu şekilde eski kuşlarım zaten belli. Bunları yavruyken getirmiştim, fındık kereleri. Başı beyaz olan kuşları. Şimdi hepsi yaşlanmış. Hepsi büyümüş maşallah. Şila da benim arkamda duruyor. İşte arkadaşlar güçlüğünü. Bak hele bak terbiyesizlik. Bu var terbiyesizlik yapma terbiyesizlik. Arkadaşlar bu şekilde kuşları bayağıdır görmüyordunuz. Biz de size birlikte gördük. Bu taklacı ne böyle? Malatya kuşuna benziyor aynen. Bunun cinsini bilenler bir yoruma gelsin. Bir yoruma gelsin. Arkadaşlar bunlar da hatırlarsınız zaten. Bunlar bizim eski kuşlar. Bayağıdır göstermiyorduk çünkü. Bu kepezliği ben de bilmiyorum kimindir. Mahmut mu getirmiş, Salih mi getirmiş Salam bilmiyorum. Mi? Bu şekilde arkadaşlar. İşte onlar da bugün. Mostalar. Bugün çıkartacağım söz bunları çıkartayım kaçırtacağım. Burada yumurta Cicikler. Var. Bir tane yumurta var. Yo onların hep cücükleri çıkıyor abi. Cücükleri çıkan oldu. Büyüyorlar. Büyükten sonra havayı görüyorlar ölüyorlar. Ölüyorlar. He. Havayı gördükten sonra. He. Nasıl havayı gördükten sonra? Hava yüzü görüyorlar ölüyorlar. Bir tanesi ben sana bak. Şilaya bak, şilaya bak. Saldırmış bir kere. Şila. Kızım kuşlara zarar verirsen sana ne olacağını biliyorsun değil mi? Sen direkt babanın evine yollarım ha. Oo, şerefsiz ya bu Şila. Yani arkadaşlar Şila birkaç defa güvercinler aşağı düştü saldırdı diye biz hani güvercinleri ona göstermiyoruz. Aslında alışması lazım kuşlara ama alıştırmıyoruz. Bilmiyorum niye böyle yapıyoruz ama. Yani ısırabilir diye kuşları korkuyoruz yani yazık günahtır. Sonuçta ikisi de can taşıyor. Bu kuşlar bizim için ne kadar değerliyse. Bu Şila pisliği de bizim için o kadar değerli. Biliyorsunuz ki bu köpeği biz daha şu kadar da getirdik. Cardon gibiydi. Şimdi hayvan gibi olmuş. Şeytanın daha akıllı. Ama yakında Şila'yı gönderebilirim diye düşünüyorum. Çünkü damı çok pisletiyor. Evdekiler rahatsız oluyor. Diyor hani bir de hayvan bizde haramdır köpek. Namaz kıldığımız için. Bu şekilde arkadaşlar ama kuşlarımız maşallah yani çoğalmış. Şila çık ayağımızın var. Eski ağaç gel de şu firari gelsin firari. Bir tane kuşumuz dışarıda var, o da. Arkadaşlar bu şekilde böyle. Kuşları dışarı çıkartabilir mi Mahmut? Çıkartırım abi, köpek var ya. Köpeği kovalarız. Lan köpek git. Baş bela. Şila çık Şila. Hoş. Şila gel. Hoş. Şila gel. Vallahi arkadaşlar bak oturduğu yeri rehin alıyor ya. Rehin almıyor bu. Pislik yapıyor. Tamam iteklem öyle, düzgün iteklem. Arkadaş gitsene ya. Şila. Allah Allah. Şila. Biz varız diye ısırmıyor arkadaşlar. Biz olmasak saldırıya yakamayacak. Geçecek. Bo. Şila. Çık. Terbiyesiz. Pislik ya. Bıramıyor kuşlara da şey yapar. Birden saldırı diye korkuyorum ha köpeğe, şeye, kuşlara. Bu kuşları işte arkadaşlar bu yüzden açamıyoruz. Hani bu köpeği de bağlamak istemiyoruz. Çünkü damda rahat olsun diye bağlamak istemiyoruz. Git. Şimdi biz bununla uğraşacağız ya bugün. İki dakika sonra gene gelecek. Git yerine. Şerefsiz ya. Allah Allah. Şila. Ellemek istemiyorum arkadaşlar. Bana daha önce dedi şimdi duş alacağım zaten. Abdestimi tazeleyeceğim çünkü. Kardeşim gel. Abdestimi kaçırdı ha. Bir tek bu kuş dışarıda kalmış. Bu kuşu da nasıl içeri sokacağız bilmiyorum. Bu köpek bizi rahat bırakmaz. Gel. Artık kuş yakalamayı da bilmiyorum. Yakalama bilmiyorsan yakalayayım bize söyleme videoya çekeyim. Cez gel. Bu ayağı mısır da. Baş belası. Bu köpek bela yemin ederim. Gel. Şila gel buraya kızım. Gel buraya otur. Otur buraya. Ay otur. Otur. Otur Şila. Cılo vara. Arkadaşlar bu yüzden aşağıdaki kuşları videoya çekemiyoruz. Çünkü bu Şila çok tehlikeli. Bir de yerinde durmuyor.
Bilmiyorum nasıl olacak ya. Dedik aşağıdaki kuşlar böyle dışarıdayken de görek ama bu şerefsiz Mahmut'a çekmiş aynen bu köpekler. Mahmut zoruna gidiyor mu? Hayır. Niye? Zoruna gitsin diye bir söylüyoruz ama zoruna gitsin. Daha geçmeyiniz. Arkadaşlar bu arada hava çok sıcak. Herkes kapısının önüne bir tas su bırakırsa arada sırada mesela yediğiniz artıkları yemekleri hani çöpe atmak yerine kapının önüne bırakabilirsiniz. Kuşlar var, kediler var. Kediler var, kuşlar var. Aynen o şekilde hani onları düşünelim. Hava sıcak görüyorsunuz. Bu sıcakta biz bile dayanamazken bu hayvanları hiç düşünemiyorum. Ha geldi bizim kuşumuz da. Ha sevip geldi. Dolaba ver. Helal arkadaşlar bu arada bu yavruyu da geldi. Ne bakalım maşallah kadar büyümüş, alışmış. Bak. Bizden önce gidiyor. Arkadaşlar bu şekilde yapacak bir şey yok. Kuşları bu şekilde gösterelim bizde. Fazla kuşumuz yok burada. Sayalım kaç tane kuşumuz var. Çık. Şuna çık oradan. Ayağımızın altında su gibi takılıyor ya bu köpek. Bak mesela bu biçti Diyarbakır'dan getirdik. Daha fazla getirecektik ama sadece iki tane getirebildik. Bir de otobüste falan kuş getirmek yasakmış. Bunları da zorla getirdik. İkisi de çok rengi güzel maşallah. Yani bizde Adana'da fazla maverdi taklacı olmadığı için şey yapamıyoruz ama yani burada ne bileyim değişik olmuş. Benim kuşlarım zaten belli başı beyazların hepsi benimdir. Ben bunları yavruyken getirmiştim zaten videoyu eski videolarımı izleyen takipçilerimiz bilir. Şu kuşlarımız bir sene gidiyor, o bir sene geziyor, bir sene sonra gene geliyor. Hangisi bir sene? Şu kırpı bak, şu kırpı ya. Şu mu? He bak şu. Yok o maveri değil o biri. Başı bezin yanında he. Suriye kuşu. Suriye kuşu mu bu? He. Ne oldu lan bir sene? 3 sene gidiyor, 3 sene sonra geri geliyor. Sen ne kadar bakıyorsun? Bak, o günü kaçırttım, seni aradılar zaten. Bu kuş seni aramadılar mı kuşunla Mehmet gibi? He aradılar. İşte o kuştur. E tamam bir sene ne ya? 3 sene gitti. La kuşun yaşı 3 yaşında değil lan. 3 yaşında değil değil abi. Arkadaşlar Mahmut'u biliyorsunuz atmayı sever. Yalancının tekidir. O yüzden sallamasına bir şey demiyoruz. Şöyle de bak altından nasıl kafasını sokmuş baba. Bir çekil diye bir şeyler bir parça. Bıraksam kuşları yiyecek ha hayvan gibi. Arkadaşlar. Oyun oynuyor. Bu şekilde kuşları gördünüz, ettiniz. Siz de videolarımızı beğenip abone olun, bildirimleri açın. Böyle hani video atmadığımız zaman abi siz niye video atmışsınız diyorsunuz ama böyle çok kişi yazsın ki biz de heveslenek video çekmeye başlayacak. Hava sıcak diye biz de video çekemiyor. Bu arada bir de Instagram'la, TikTok'la falan uğraştığımız için ne bileyim zaman olmuyor, müsait olamıyor. Ama gene de hani yazın böyle bizi hatırlatın ki biz de hani dikine bizi bekleyenlerimiz var. Biz de video çekelim falan. Yani bunu siz yapmanız lazım. Ben de yapmam lazım. Kendi kendime de çekmek istemiyorum. Çünkü hani hevesim gidiyor hava sıcak diye. Ama inşallah bol bol video atmaya başlayacağım. Bu hafta YouTube'yı doldurmam lazım video. Bu şekilde arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet olun. Gözlerinizden öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere inşallah.